Evet abi Kingdom sen Castle'da en son nerede kalmıştık? En son köyümüzün nüfusu 340'a kadar gelmişti ve bir ordu basmıştık. Şu yan taraf bizden haraç istiyordu. Öbür tarafsa bizde biraz daha dostane takılıyordu. Onlarla hatta ticari bir takım ilişkilere girecektik. Bize geminizi yollayın falan diyorlardı. Ben de yolluyordum hatta gemimi Senin rotanı göremiyoruz mu yavrum? Senin rotanı nereden görüyorduk lan? Bu benim gemim değil mi? Ha benim gemim buradaymış tamam pardon. Onların limanlarına doğru gitmeye çalışıyorduk. Şimdi bir yıl sonra bir ejderha artı bir viking saldırısı olacak. O yüzden ordumu burada tutuyorum. Viking istilası bir yılı beklemedi. Bir yıl çok çabuk geçiyordu bu oyunda. Hemen geldiler. Hemen ordu. Şu tarafa hareketlen. Bu taraftan vikingler geliyor mu? O tarafa doğru gidiyorlar. Hemen bu tarafa hareketlen. Oyunun da şu müziğini bir kısayım yani. Bunların şimdi nereden çıkacağı belli olmaz diyordum. Bizim saldırı sanırım şu taraflardan bir yerden geliyor. Şuraya doğru ordumuz gelsin. Burada tarlalarımız var çünkü. Şuraya da kule yapıyordum ama kule bir türlü inşa olmadı. Ejderha da görülmüş bu arada. Ejderha da şu taraftan geliyor diyor. Bakayım bu, bu ejderha. Diğerlerinden biraz daha büyük mü? Bu sanki farklı bir ejderhaya benziyor ha. Evet ordum. Okçular biraz geride durun bakayım. Hemen ordum buraya dalın. Okçular bunlara dal. Okula abi. Okula buralara. Patır 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 kes. Arkaya dal. Bunlara vallahi çıktığı gibi keserim abi. Çıktığı gibi. Hop geminizden gidin lan buradan. İmkan vermiyorum. onları boş gönderdik. Şu tarafa doğru gemiyi takip et gemiyi. Acaba şuraya okçu kulesi yaptığında direkt gemiye sıkabiliyorlar mı? Ejderha gelecek şimdi. O da sıkıntı ya. O da ayrı bir sıkıntı. Ejderha şu anda evet buraya geldi. Bakalım bizim okçu okçu var mı? Bizim burada diplomatlar var abi. Şunlar köşeye bir çekilsin. Bu ejderha farklı ya. Diğerleri kırmızıydı. Bak bu siyah miyah bir şey geldi abi. O vur abi. Aha yakıyor galiba bizi. İyi. Oo. Oo bizim mancını falan Yok etti geçti abi. Şu an buna saldıran bir şey yok zaten. İnsanlarımız ölüyor. Okçular gelin buraya da. Diyecektim şunları çıkarmam mı yapacak bize ya yoksa. Ejderha buraları çatır çatır yakıyor. Bizim şurada bir yerde bir itfaiyeci ekibimiz vardı. Evet itfaiyeci ekibimiz. Hemen söndürün abi etrafı. Bu ejderhayı neyle vuracağız? Vuracak bir şey yok ki. Şuradan çıkmış vikingler geliyorlar. Okluyoruz tabi bunları. Ve özel askerleri var gibi bak. <laughs> özel askerleri yokmuş abi. Hemen kestik. Nereye atıyorsunuz lan oradaki kurtları da öldürüyorlar Okçular ordular buraya gelin buraya Şunu bir oklamamız lazım ya Tam bu kadar yaktığım yeter dedi ve gidiyor 6 tane köylümüzü öldürmüş bu ejderhalar Şuradan bir viking gemisi daha geliyor diyecektim Bu taraftan bir viking gemisi boş gidiyor abi evet Şuradaki de boş gidiyor tamam sıkıntı yok Sıkıntı yok diyecektim bak bu geri dönüyor bak Evine gidiyorsun değil mi lan Bak oklamaya başladık bunu Okçular şuna saldıramıyorsunuz mu saldıramıyorsunuz maalesef Sadece kuleler vuruyor belli ki buna Yakıyor abi etrafı. Elimizden geldiğince okladık, kaçırdık bu sefer. Oo, Burayı yaktı, burası yok oldu ha. Burada ne vardı lan? Okçu okulu burada, savaş odası burada, burada kışla vardı herhalde. Aynen kışlamı yaktı ya. Şuradaki mancını, mancınığımı da yaktı. Oraya benim bir kuleyi yükseltmem lazım hocam. Şu kuleyi bir yükselt. Yanına hatta ver şöyle iki tane. Bu kuleyi biraz daha yükselt. Ondan sonra üstüne şöyle bir mancınık koy. Okçu kuleleri aslında vuruyor falan diyordu. Birkaç tane de atarız ya okçu kulesi. 52 bu yetmiyor zaten. Buradan viking mi geliyor lan? Aha bak buradan bir viking geliyor bak orayı yakmış abi. Hemen öldürün şunu hemen. Lan bir tane tarlamızı yaktı ya. Etrafı işte duvarlarla örmem lazımdı. Örmedik. Şuradaki tarla eşlerini tam bir bitirsem yemek açığı bir oluşmasa halledeceğiz onları da. Bunlar yanıyor mu şimdi yoksa çalışıyor mu bu kömür şeyleri ya? <laughs> Çalışıyorlar herhalde. Şuraları öreceğiz de şuradaki tarlalara da bir önem vermemiz lazım. Şimdi bunlar atıldı mı abi? Burası da atılıyor ya. Nüfus 373. Şu binaları, yıkılan binaları onarmıyorlar değil mi? Yıkılan binaları onaran bir tane şey vardı. Kışlam gittiği için maalesef buraya kışla geri atmam gerekiyor. Şu an boşta bayağı bir adam var abi. Bunların hepsini İnşaat işine vereceğim o kadar veremezsin diyor. Tarlaya verelim ama. Şimdi bende bayağı bir taş var abi. Buralara aslında taş sur atarım ben. Yani şu sınırlar özellikle illaki lazım yani bu sınırlara atmak. Bu kapı atabiliyorsun mu peki? Taş kapı güzel. Şuraya bir yere kapı atarım ben. Burada da bereketli topraklar varmış ama yapacak bir şey yok. Şu nakliye gemisine şunları bindirecektim. Bak bunları bindirdim abi. Diplomatlarımı şunlara yollayayım da bunların bir gönlünü hoş tutmaya çalışayım. Savaş ilan etmiyor ya savaş kardeşim. Şuraya falan götüreyim buradan bir gideyim. Diplomatlarla bunların kalesine bir uğrayayım ben. Şu okçu kulem yapılmadı ya bir de burada mancınık var. Şuraya bir yerlere de okçu kuleler lazım. Her tarafa demek ki kule dikmek lazım buralarda. E biraz ev de atmam lazım. Özellikle şu yol olarak bak 1, 2, 3, 4 şuralardan yol geçirmeye şöyle devam edeceğiz. Tam buradan yol atmayı düşünüyordum. O yüzden bu depoyu da kaydırabilirim ya da hiç kaydırmayıp şuradan da yolu bağlayabilirim şöyle. Kalenin arkası biraz boş kaldı gibi ya. Buraya yol atmayayım ben. Burayı farklı bir şekilde kullanırız. Çiftliğe verebildiğim kadar adam verdim. Bu arada diplomat gelmiş. Hemen bir konuşalım. Buyur yavrum. Güçlü bir işgal gücü oluşturuyoruz diyor. E, ha bunlar şey. Bana düşman olanlar. Size saldırmadan önce buna diplomatik olarak bir son vermeniz sizin yararınıza olacaktır diyor. Teslim olmanızı talep ediyorum dedi. Sinirlendi bir anda. Ve bu savaşın cezası olarak bize 255 ödeyin diyor. Ödeyecek misin diyor. Savaş devam edecek kardeşim. Bizim sizin gibi gaspçılara verecek paramız yok. Elveda. Bu sefer teşekkürler de demedi. Elveda dedi. Şimdi yani bu ne demek? Bize bir okçu birliği daha lazım demek. Bir okçu birliği daha eğitin. İşgal gücü dediği kaç kişi acaba? Bir de bu bu taraftan direkt gelecek mi? Gelmeyecek mi? Emin değilim. Bizim şey rıhtımda bekliyor abi. Bir ticaret gelirimiz var mı? Bizim yok şu anda. Benim buraya yolladığım daha yeni gidiyor buralara. Bak. Buralar açılıyor ben geldikçe benim diplomat gelince. Benim diplomat indi abi. Bunların köyünde şöyle bir dolaşayım. Nasıl bir yer atmışlar merak et. Tamamen hatta gezeyim şöyle bir bunları full bir keşfedeyim. Abi bu ter her tarafına kurulmuş ha. Aa harbiden bakalım bir bunların köyüne. Sur atmamışlar etrafa. Bak şu kalenin etrafına bir sur çekmişler. Tahta surlardan ziyaret buraya ziyaret edeceğim. Şuralarda surlar var kapılar var. Buralarda kuleler atmışlar. Tahtadan. Şuralarda evleri var. E, güzel ha buralar. Çiftlik miflik var. Fena değil. Şuraya bir ziyarete geleyim ben. Tarlaları çalışıyor bunların da. Görüşme talep ediyorum ne konuşacağız diyor. Vallahi ben de bilmiyorum. Ticaretten bahsedelim. Ticaret ne olacak? Yeniden müzakere edelim istiyorum. Şu an durumdan memnunum. Ama Sizi yine de dinleyeceğim dedi. Önce kaynakların fiyatlarını görüşelim. Ondan sonra ticaret gemilerimizi göndereceğiz. Böylece siz de bizden satın alabilirsiniz. Vallahi abla sen hangi fiyattan istiyorsan öneriyorum ben sana fiyatı ya. Seve seve öderiz dedi eyvallah. Sizin fiyatları görelim. İşte bu dedi. Harika dedim harika. Bal gibi bal. Haydi bakayım görüşürüz sen de bize gel. Tamam mı? Elveda. Bakayım bunların kaç kişilik ordusu var. Abi bunlarda iki tane diplomat var sanırım. Benim gibi orduları var ha. Bir okçu iki tane piyade. Ben şu gemime bineyim döneyim. O sırada köyümüzü boşlamayalım. Şuraların onarılması lazım ya. Ha şu duvarcı duvarcı. Bu duvarcı onarıyordu buraları. Ben ama bunu atmıştım sanki. Aynen şuraya attım ben bunu. Şuraya hemen bir okçu kulesi istiyorum hocam. Tam buraya. Tam altına da bir okçu kulesi daha ver. Yavaştan şu etrafı şöyle duvarlamaya başlayayım. Özellikle yaşayacağım yer burası olduğu için. Şuralara da bir tarlalar devam ettirmek istiyorum. Şu yel değirmenini kurunca etrafı daha verimli oluyordu. Şuraya at abi çiftlikleri. Bu kule de buradaki kurtlara sıkıyor herhalde. Kulenin boyutunu yaptıktan sonra yükseltebiliyor muyuz peki? Şöyle koyarak aynen bunu yükseltin abi. 398 insan var daha fazla insan gelmek istiyor ama yer yok diyorlar yer yok. Taşım da baya bir bolundan olduğuna göre tam şu sınırdan aslında şöyle atmaya başlayabilirim duvarlara. Bak şuralara bir duvar atın abi. Bu duvarlar level 1 şu anda ama önemli değil. Bunları zamanla yükseltiriz. Tam şuraya hatta bir kapı verelim. Bunlar buraya nasıl geçecekler yoksa. Balıkçılar için buraya bir kapı. Şuraya bir taş sur taş sur abi. Buraya da taş sur ver. Buraya kapı vereceğim de bu kapıdan bunlar nasıl geçecek la böyle. Neyse burayı boş bırakalım hadi. Orası bizim zayıf noktamız olsun. Kaynakların yarısını yedim yalnız var ya buralara atacağım diye. En azından saldırı yani şu taraftan gelsin falan gibi bir ayarlayabiliriz. Kış da sert geçti biraz ha. Yemeğimiz var yine de. Hamama ihtiyacı varmış 10 köylünün. Meyhaneler çok kalabalık. Yeni meyhane istiyoruz diyorlar. Hocam meyhane istiyorsanız bak bir meyhane daha gelir. Hani kalabalıktır doğrudur. 400 kişi var bir meyhane. Aklısınız Şimdi köyü ne tarafa büyüteceğim? Şuralara tarla atabilir miyim aslında? Bakayım mı? Buralar verimli topraklar mı? Aynen buralar verimli. Ya şuralar da verimli toprak ya. Bunları kaldırıp aslında buraya tarla atmak lazım. Şurası tabii bizim köyün bütün ihtiyacını karşılayacak bir alan ama şu tarafa genişleyebilir hani köy. O yüzden şöyle yollara bakalım. Şurası yol olacak zaten. Şurası şöyle yol olacak. Şuradan yolu geçiririm ben. Şunun etrafı boş kalıyor ya. Bunun etrafı boş kalmayacak. Bayağı bir inşaat çalışmaları olacak burada yani belli. Şurası boş. Oraya meyhaneyi verelim. Alan olarak tam bunların istediği kadar yeterlilikte bir alan değil. Ama şuraya bir meyhane gider. Şu anda yani 250 kişi yapı ustasında çalışabilir diyor. O kadar bir ihtiyaç var diyor yani. Tüccarımız gelmiş. Satmak istesem bende 47 tane satacak odun var hocam. 47 tane satayım. Para lazım olur. Yemek 35 tane ama yemek bir dursun bakalım. 17 taş da vereyim. Bunlar hep bize para olarak geri dönsün. 128 geliyor. Tamamdır. Okçu birliğim peki geldi mi? Okçu birliğim geldi de ben bu askerlere şimdi mesela ne kadar para ödüyorum? Askeriye eksi 228 ödeniyor yani. Öyle böyle değil. Bunlar büyük savaş için hazırlar ama şu anda. Gibi mi koçlarım benim. Aha! Buradan bir ordu geliyor abi. Dur 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 bakayım nereye gidiyor bunlar? Şuraya gel. Okla 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 okla. İşte şimdi savaş başlıyor abi. Piyadeler bir öne çıksın abi. Okçular. Okçular siz bir arkada durun tabi. Oklayın abi şurayı oklayın. Oklayın şunları kes. Kes aldın oraya. Gir o karambole. Bak 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 şuna vur şuna. Oradan şehrimize doğru ilerlemeye çalışıyor bak. Yakmaya çalışıyor oraları. Peşinden koş. Kovala abi. Kovala kovala kovala. Güzel güzel. Okçular yiyor oraya şu anda. Okçular yiyor. Bir birlik daha geliyor ama. Şuraları yiyin abi. Yiyin orayı. Vallahi iki birlik bir de mancınık getirmişler bak. Mancını ye. Helal helal. İyi aldık iyi aldık. Var mı başka bir yerden bir çıkarma mı karma bir durum var mı? Başka bir durum yok gibi. İnsan sayısında bir düşüş yaşandı ama. Bu saldırılar yüzünden. Hemen şuraya bir malikane daha patlatıyoruz o yüzden. Şuraya da bir malikane gider. Hatta arkasına da bir tane daha gider. İnsan sayısında bir sıkıntı olmasın diyeceğim de yani acayip bir inşaat var şu anda ya. Hele bu surlar yetersiz yani. Bu sur ne? Arkadan binaları görebiliyorum ben. Böyle bir sur olmaz. Aa yine ordu yolluyorlar ya. Bunlar neymiş kardeşim? Bu sefer nereden çıkacaksınız? Yine aynı yerden çıkacaksınız tabi. Oo battı lan. Şu benim mancınık var ya bir koydu batırdı daha gemiyi. Hadi geçmiş olsun hadi. Hadi bakayım. Morlardan bir diplomat geliyor ama. Askerleri surlara çıkarabiliyor muyum peki? Okçular surlara çıkmıyor abi. Böyle sur mu olur lan? Merdiven yok diye çıkmıyordur belki. Bunlar da nereden geleceğiz diyorlar. Haklılar abi. Şuradan geleydin ya. Şehrin bir girişi yok. Her yer sur. Bir de su çarkı atmam gerekiyor. Çünkü su çarkı atarsam hamam atabiliyorum. Bu hamamda baya büyük bir alan var mı peki? Bir alanı yok. Bu hamamı o zaman şuraya atalım. Şöyle şatafatlı bir şekilde şurada dursun mu? Kaleye de yakın. Böyle tam şuraya bir de hamam inşa edin bakayım. Su çarkının önünden yol geçireceğim abi. Tam burası su çarkı. Maalesef verimli toprakları hiç ettik ama şurada da limanımız var. Buraya da bir atalım. Şuradan bir yol geliyor ya. Bu yol abi işte buradan geçsin istiyorum ben. Kapıdan geçsin yani. Surları bu tarafa örelim. Artık taşım kalmadığı için maalesef atamıyorum abi. Taşta daha çok adamın çalışması lazım. Burada full çalışıyorlar. Başka bir yerde taş var mı? Şurada da taş var. Şurada da çalıştıralım. Bol bol taşımız odunumuz gelsin. Hatta taşı oduna yükleneceğim. Şu inşaatlar bitsin. Diplomatımız ne diyormuş? Hükümdarımızdan bir mesaj var diyor. Ticaret gemilerinize daha fazla kaynak gönderebilir misiniz? Hangisinden? Daha fazlasına ihtiyacımız var. Bizim her şeye ihtiyacımız var. Odun. Daha fazla sevkiyat bekliyoruz diyor. Hocam ticaret gemimizde kaynağı biz nereden yüklüyoruz? Benim ticaret gemim nerede? Benim gemi burada. Tamam bu rıhtımda takılıyor bu. Şimdi daha fazla odun istediler. Bunu odun yüklemeyi şuradan mı yapıyoruz? Şuraya bir 100 odun yaz bakayım. Bu burada bulunan 100 odun ama ya. Bize gemide bulunandan daha fazla lazım. Şuraya bir demirlesin bakayım yükleyebileceğiz mi? Bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim yorumlarınızı da bekliyorum şunlar karşıya da diplomat yolluyor herhalde gel kardeşim şuraya bir demirle bak demirledi bekliyor diyor bekliyorsan eğer ulan ben sana nereden yükleyeceğim bunu ya odun ya bunlar yine asker yolluyor bana bunlar beni kudurtacak ha benim mancını vurur musun o gemiyi bir daha benim mancınık gemiye bir daha sıktı ve yine batırdı abi <laughs> mancınık demek ki gemileri batırmak içinmiş Hayır, bu burada bağırıyor da hocam biz sana odun yüklemek istiyoruz senin odunu nasıl yükleyeceğiz sana daha fazla mezarlığa ihtiyacımız varmış da Valla bunu bulamadım ya. Duvarlar bayağı bir atıldı ama yine. Bak şu tam şu duvarların orada. Bir kale merdiveni atsam şu köşeye. O merdivene sanki çıkacakmışsınız gibi geldi bana. Şimdi bizim mezarlık tam şuradaydı. Oraya şöyle bir mezarlık daha atalım. Bizim gemi kaynak başına bu fiyata satmayı deneyin diyor. Hocam ben yükleyemiyorum sana ya. Ha bunu mu seçecektim acaba? Dur bakayım şimdi oldu mu acaba? Yanlış yeri mi seçtim ki ben? Buraya dön bakayım sen. Neyse gitti artık. <laughs> Güzel suçu arka atıldı. Orada bir kapımız atılıyor. Şurada bir tane kapımız vardı. Hamamımız atıldı mı? Hamamımız da şu anda geliyor. Çok az kaldı. 53 tane taş bekleniyormuş. Taşım yine arttı benim güzel. Mutsuz insanlar var. Çeşitli bir diyete erişimleri olmalı diyor lan ne istiyorsun? Yemek bahçesi var balık var. Et istiyorlar büyük ihtimalle eti şunlardan yapıyoruz herhalde. Bu taraf mesela daha böyle kalabalık şehrin olduğu bir yer olduğu için Et üretimini de şurada yapabiliriz. Şöyle iki tane at buraya. Onun karşısına da hani şu köşeye de bir kasap gider. Allah Allah saldırıya gelmişler. Vay 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 görmemişiz hocam. Buna bir bildirim vereydin keşke. Şuraya hemen dalın. Hemen yakıyorlar. Tarlalarımızı yakıyorlar. Şuraları dur 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 dur. Binalarımıza saldırıyor. Bak bak şuna bak ya. Yani. Surlara mancınık istiyor bu. Kaşınıyor bunlar var ya. Ha bak bu geldi. Abi sen şu anda buraya geldin. Gemiye doldur diyor. Güzel ha buradan doldurma var abi tamam. 70 tane odun doldur buna. 70 odun doldurun böyle geri gitsin abi. Tamam çözdük işi çözdük. Şimdi okçular buraya çıkabiliyor musunuz artık merdiven olduğu için? Aynen merdiven olduğu için buraya çıkabiliyorlar. Şuralara da çıkarlar yani. 396 kişi geldi. Mutluluk biraz düşük. Hamam çok kalabalık diyor. Al fazlasına ihtiyacımız var diyor. Abi bu nüfus iyi artmış o zaman ya. Daha da artacak çünkü. Abi şu köşeye surların tam köşesine şuraya bir hamam o zaman. Hatta tam buraya atsam. Tam buraya şöyle bir hamam. Şuraya da şöyle bir kule. Hatta şöyle ikili kule. Şuraya da üçlü kule abi. Bunları full merdivenle desteklerim ben bir şekilde. Bu atırıldı bir gemi daha. <laughs> şuraya koyacağım şimdi 6-7 mancını hiç gelemeyecekler bile yani. Bunun doldurma işlemi ne durumda ben onu merak ediyorum yani. Şu an doldur dedik. Deposunda o kadar dolu bir şey yok galiba derken tüccar geldi. Tüccar sana Yemek satayım mı ben? Yemeğim çok yok ama satayım. Paraya ihtiyacım var. Bu ordu neyle beslenecek? 60 tane odun varmış burada. 20 satayım sana. 12 taşı satayım ama. 99 para gelsin. Şu askerleri de şurada tutayım. Buradan geliyorlar genelde saldırıya. Boşta insan yok. Çalışmayan bir yer var mı? Çalışmayan bir yerde yel değirmeni işçileri çalışmıyormuş ve sanatçılarımız çalışmıyormuş. O zaman yapı ustalarının sayısını 20'ye düşürüyoruz. Yel değirmenini 3 kişi gitti. Diğerlerine tam sayı veremedik abi. Bizim insana ihtiyacımız var daha çok. Buraya bir hamam daha atıyoruz. Hamamcılar da kesin çalışıyordur. Bizim gemi de yola çıktı yani. Bu iki yılda bir çıkıyor abi. Üzerinde var mı bir şey? 70 tane. Ha 70 tane var herhalde. Ama emin ne kadar şey var da. Meyhaneler kalabalık diyor hala ya. Şuraya bir meyhane attık yani ona rağmen diyor. Nasıl bir memleket olduk. Şuraya da at bir meyhane. Millet bir mutlu olsun diye bir çabalıyoruz şu anda bak uğraşıyoruz. Köylüleri eğlendirmesi için bir mızrak arenası atabilirim abi. Mızrak arenası nereye inşa olur? Şu ormanların şu kısmını yıkasım var. Mızrak arenasını oraya atacağım için abi evet. Mızrak arenası buraya gelecek o yüzden buradaki ağaçları bir size zahmet bir kesin bakayım. Ormancıları biraz daha ileri alırız biz. Ya da şehrin kalabalığı ve curcunasının ortasında şurada bir mızrak arenası gider mi gider bak tam surların yanında. Şuraya atın bakayım bir tane ya. Orayı ama yine yıkın buraya şehri genişleteceğiz çünkü. Benim gemi niye sen burada kaldın ya. Tüccar gemisi sen yolculuğuna çık bak. Hafiften bir taş yola da geçesin var yolculukları hızlandırmak için özellikle şu kısımlarda bir gitgeller sıkıntı çıkarıyor bize. Bak 116'nı harcadım sırf buradaki taş yol için. Şurası için de bir 30 harcadım mesela. Sırf buralar taş yol olsun hızlı hızlı gitsinler gelsinler diye. İnsan sayımız 414'e çıkmış bu güzel haber. Artık sanatçılar falan gelmiştir diye düşünüp sanatçılar daha tam gelememiş. Çok çiftçi var da bize biraz insan lazım ya. Mutluluk çok düşük. Yakın zamanda vefat eden bir kişi saygın bir şekilde gömülmüyor diyor. Lan açtık ya lan şuraya. Mezarlık dolu mu abi? Adam mezarlığın yanında ölmüş zaten. Bu kendi öleceği yeri biliyordu herhalde gelmiş şurada ölmüş. Buraya burada niye tarla var abi? <laughs> Bu alakasız tarlayı kaldır. Oraya mezarlık aç. Ver şuraya iki mezarlık daha ver ya. Bu neymiş ya? Bizim gemi geldi buraya hala doldur diyor. Doldurdun mu peki? Mesela boşalt desem boşaltacak bir şeyin var mı emin değilim ya. Adamların diplomatı geldi bak nerede bizim odunlarımız hani söz vermiştin falan diyecek şimdi. En sevdiğim yeğenim geçenlerde bira yapmaya başladı. Bu konuda zaten çok yetenekli diyor. Bu abla genelde boş konuşuyor ya. Vay be dedim. Son tarifi oldukça güzel diyor. Meyhanelerinizde servis edebilseydik bu onun ve benim için değerli olurdu diyor. Bak bak bak. Bedavaya vereceğimiz birkaç fıçı biramız var diyor. Harika harika. Bedavamı alsa denemem bile abi. Umarım halkınız beğenir dedi eyvallah. Halkımız beğendim peki. Yeni birayı gerçekten beğenmişler. Artı 10 almış. Bu eksi de alabilirdi bak. Köylülerimiz umutsuz. Bir köylü krallıktan ayrıldı diyor. Ve Van der Got yaşlılıktan ölmüş. Şuradakiler mutsuz genelde. Ya. Onlara ulaşmayan bir şey var sanırım bak. Şimdi şuraya da mesela şöyle bir yol çeksem şuradan. Şuraya bir malikane gidecek. Şuraya bir yolunu çek bakayım şöyle. Tam şu kısma bir meyhane daha açalım. Hatta bu kısım yeterli olur mu? Arka tarafı da alsın. Şurayı da alsın diyerekten. şuraya açıyorum bak hamamın yanına. Şu yeşillerin diplomatı geliyor. Barışalım diyecek herhalde. Bizim bizimkiler sıkıyor mu lan yoksa diplomatı? Abi bak diplomatın geldi arkasından ordu geliyor ama. Yani bu ne iş? Ne diyor diplomatım dinleyelim. Teslim olmanızı talep ediyorum diyor. 306 öde diyor. Ödemeyeceğim kardeşim ödemeyeceğim bak benim canımı sıkma gelirim köyünü başına yıkarım bak ya. Bir gece ansızın 82 yeşil olur ha. Battı zaten gerizekalı gemisi. Aa bunun bir alanı var herhalde ya. Bak tam şuraya etki ediyor. Biz ama 451 kişi olduk yani buraya bir malikane atılır. Şuraya bir tane daha atılır. E buraların meyhanesi yoktur. Şuraya bir meyhane daha atılır. Viking istilası geliyormuş. Gelsin. Gelsin paşam. Bunun alanı bayağı bir geniş zaten. Şurada bir hamam daha var. İkisinin alanı zaten hayvan gibi geniş. Şuraya bir malikane daha atın ama Şunu tam ortaya atmak lazım demek ki var ya şehrin ortasına şuraya bir yere. Buradan bana çok sağlam bir saldırı geliyormuş gibi hissettirdi. Bu arada benim çok fazla kömürüm var ya. Artık buraya kömür de yükleyebilirsiniz abi. Buraya bir 80 kömür de yükleyin siz tamam mı? Benim ordu hemen buraya gel. O taraflara çok yayılmadık tabi. Nereden bırakacaklar orduyu bir kestirsem. Oradan bıraktılar geliyor abi oradan bir ordu. Bunlar buradan da gelecek gibi duruyor. İyice kalabalıklaştılar yalnız. Şuraya bir yere çıkarma da. Abi şu yukarıdakilere git bakayım. Şunları bir şunları bir bitir hemen. Bunları kestik abi. Çok hızlı kestik attı. Aa karşıya çıktılar ama karşıya sağlam sayıda çıktılar yani. Mutluluk şu anda coştu. Vikingleri mağlup ettiğimiz için, savaştaki cesurluklarımız için. Kilise ve kütüphanelerimiz çok kalabalık diyorlar ki haklılar. Haklısınız. Şu büyük kütüphaneden atmak isterdim. Yetersiz kaynağım var ama. Ufak kütüphaneleri etrafa şöyle bir doldurmak lazım. Mesela şuraya da bir kütüphane açmak lazım. Ya kilise konusunda yapacağım çok bir şey yok ama. Kilise zaten büyük bir alan kaplıyor. Kiliseyi de hani şuraya atsam. Ya şu arka tarafına giden bir yol yok. O yolu ayarlamadık. Şuraya atayım hadi kiliseyi. Kilise bir de yan mı gerekiyor abi? Ona da ben dikkat ediyorum yani. Bunlar boş gemiler mi hocam? Boş gemiler dönüyorsa sıkıntı yok. Ejderha gelecek. Buraya iki okçu kulesi attık da bunların menzili ne kadar? Mesela bu buraya kadar. Bunun bir menzili yok bu okçu kulesi değil. Şurada var bir tane de ejderha bunlara falan yalan eder yani. Arkaya gitmek için bir yol gerekecek. O yolda buradan vermeyi düşünüyorum. Şu tarafa da kule vereyim abi. Şuraya bir kule inşa edin. Bu tarafı yükseltmiştim bak. Bu tarafı yükselttim çünkü aslında buraya askerler de çıkabilsin diye uğraşmıştım. Askerlerin tam buraya çıkmasına gerek yok ya. Böyle merdiven atacaktım yani. Ha ama yapı tarafından engelleniyor. Ha bu yerden atılıyormuş sadece. Ha. Bileydim yanından öyle durduk yere desteklemezdi. Bunu da arttır abi. Oraya da bir okçu kulesi dikin. Şuna da aynı şekilde bir okçu kulesi. Mutluluk coştu iyice. Hamam kalabalık diyor. İki tane hamam var yani. Hem de devasa hamamlar abi. Bu kadar yalan olmaz. Su çarkına bağlı değil. Nasıl bağlayacağız lan sizi su Uçark Su çarkı seni nasıl bağlıyoruz hocam? Su kemeri mi kullanacağım acaba? Taş yok ama. Ha bu hamamlar çalışmıyor. Su kemeriyle bunları buraya götürecektim ama altının bitti şu anda. Altının bittiyse buraya daha fazla odun getirin abi. Buraya 200 odun getirin. 50 yemek getirin. Yemek yine çok şey yapmıyor da. Taş sayısını 80'e çıkarın. Kömür sayısını 95'e çıkarın. Bunları bir de kitleyin. Bunları da şey yapmayın. Boşta bırakmayın. Hocam senin böyle bir alanın yok ya. Gözünü seveyim. Sen şuraya gel. Bak yine geliyor oradan ya. Bizim arbalet vuracak şimdi onu düşürecek. Vurdu düşüremedi enteresan. Tamam şimdi düştü. Bu alanı koruyan bir okçu kulesi var. Şu alanı koruyan yok. Yani oraya da şöyle bir okçu kulesi gerekiyor. Tamamdır burayı da korur. Biraz daha yükseltiriz ileride. Arada kulelerin mulelerin olduğu şöyle güzel bir şehir oldu. Parasızlıktan tabi şu anda bütün şeyler durmuş durumda. Ekonomik krizdeyiz Şimdi bak su kemerini ha, Su kemerini buradan götürebiliyorum Evlerin üzerinden geçiyorum evlerin üzerinden geçmiyor hocam Tam şuradan su kemeri atsam Şöyle yolun etrafından şuraya bağlasam olur mu Kabul mü bu ejderha görüldü ya Bizim şu gemi geldi buna düklüyorlar mı Dolduruyorlar mı anlamıyorum bir şey de Para yok diyor okçu kuleleri çalışmıyor Tüccar bir gelse satacak deli mal var da Hatta şu kömür sayısını 115'e çıkar abi Her geçen gün şunların sayısını arttırıyorum ya deli para lazım bize Ejderha şu tarafı yoklamaya gitti Bunu bir iyice vurun hocam ya İyice bir düşürün bunu. Adamlar da bak okçuk. Bizim kale biraz geride. Ama öyle yazdı ha. 700 odun olmuş bizde. 700. Şunun sayısını 300'e çıkar. Yeni bir hazine atmam lazım bir de. Şuraya tam arkasına bir hazine odası daha atacağım abi. Bunlar birleşik olsunlar. Ejderha'yı diğer krallıklar kesti. Aa bak buraya su kemeri bağladım ya. Buraya su geldi abi. Su geldi. Bunu ta şuraya nasıl bağlayacağım imkansız. Şuradan bir su kemeri çekip öyle bağlayabilirim. Bu hamam boşta duruyor şu anda. Peki şuraya su kemeri atılıyor mu? Su çarkı. Ha, atılıyormuş ha şuradan suyu çeksem Şöyle dolandıra dolandıra buraya götürürüm Tüccar geldi neredesin gözümüz Yollarda kaldı kardeşim ya yani. Al 167 tane şeyimi de al 102 tane kömürümü al 58 taşımı al 49 yemeğimi al Yemeğim zaten 61 tane kendimde Satışı tamamla yemek bitti Şimdi para geldi ama aşıktan öleceğiz Para geldi, bütün imkanlar açıldı, mutluluk 95'e çıktı şu anda. Köylerimiz aşırı mutlu. Vergi arttırmadım bak, orada bile iste. Şu tarlaların karşısına da bir tarla gidecek lazım o belle. Şunlar çalışıyor. Peki bak, bunlar da çalışıyor. Taş yollar atmıştım, taş yollar da güzel olmuş burada. Şu yel değirmenlerini ver, karşısına da şöyle çiftlikleri ver. Bu yemek ihtiyacın artık burada tamamını karşılarız diye düşünüyorum. Odun zaten bol bol geliyor. Taş geliyor da ben taşı tutmuyorum genelde. Kullanıyorum. Sonuçta millet odun suratarken biz taş attık. Nüfusumuz bu arada 550'ye çıkmış. 550 kişilik yer var. Boşta olansa bir sürü insan var diyor. O boştaki insanları tarlalara vereceğiz şimdi. Alt, alt tarafa kadar her şey dolu abi. O zaman o zaman su kemeri şart, su çarkı şart ama taş yok. Şuradaki taşı adam verebilirim bak. Taş çünkü hafiften bir sıkıntıya girer gibi olmaya başladı. Hemen bak buralara taş ocağı lazım. Buralara yol nereden gelecek diye soruyor. Yol tabii ki de ölüler tarafından kapatıldı diyor. Yol şuradan gelecek şöyle. Hemen şuraya da bir su çarkı var. Biraz kuruyor mu acaba? Sanmıyorum ama. Yollarımız da atıldı. Şuraya ver abi taş ocağını. Arkasına da ver bir tane. Burada da çalışsın millet. Bak yeşilin gemileri şuradan da boş dönüyor abi. Buna da saldırıyor demek ki. Allah'ın ruh hastası. Bunun gemi, bunun şehri biraz daha boş ve yeşillik duruyor abi. Bende de yeşillik var ha. Çam ağacı mesela. Bunları niye dikeyim bilmiyorum abi. Bu bir de 2 liralık bir DLC ha. Ağaç. Arada boş bir yer yok ki hocam ya. Biz hayvan gibi burada şehirleşmişiz yani kusura bakma. Her yer beton yığını olmuş. Şu an benim mutluluk tavan abi. Eğer bir yer açsam burası hemen dolacak yani. Şurayı açtım mesela dolsun. Buraya normalde ben ne verecektim? Buraya başka bir şey verecektim herhalde. Buraya aç abi. Şurayı aç. İnsan gelsin yani. Hatta burada kulübeler var. Bu kulübelerin yıkılması lazım. Bu kulübelerin yerine malikane gelmesi lazım tabii ki. Şu kulübeleri al. Evimiz yok diyen insanlar olacak biliyorum. Oraya bir tane malikane verebildik. Diğerine taşımız yetmedi artık. O taş da geldi abi. Hemen buraya da at. Şu an 508 kişilik yer var diyor. İnsanlar gidecekler. Bu arada diplomat gelmiş yine. Bu da sen sen de çok darlıyorsun ha. Çok geliyorsun bak. Viking baskını Saray'a ulaştı diyor. Yardım için askeri birlik gönderir misiniz? Tamam. Göndereceğim. Ay yanlış bir şey bastım lan. Aaa. Yanlışlıkla geçeyim derken hayıra bastım ya. Vallahi yanlışlıkla bu arada. Üzüldüler gittiler ya kıyamam. Burada bir de iskele var abi. İskeleyi şuraya kurayım. Belki de iskeleden yüklüyorlardır. Sonra şuraya da bir su kemeri çekmemiz lazım. Yani bu su kemerini şunların üzerinden atlatamıyorum ya. Şu yoldan geçiyor ama bu su kemeri bak o iyi. Bir tane attım kaynak bitti abi. Bir su kemeri de 40 istiyor lan. Şuradan şuraya su çekmek var ya amma zor. Veba ülkeyi kırmış geçirmiş. Şuraya su kemerini atıyordun ya hocam. Bir de getir buraya at. Yavaş yavaş bunu kaynak geldikçe şuraya kadar çekeceğiz artık. Tüccarımız geldi. Paramız zaten şu anda baya çok ama yine de eldeki şeyleri satacağız tabi. Yemeği... o oh, yemeğim iyice coşmuş abi. Yemeğim fena coşmuş hatta. Odunu da ver. Taş 72 tane ver. 81 kömür de ver. Bunların hepsi bende bol bol var. Satışı tamamla. 1192 oldu. Hazinemiz doldu doldu. Ülke en Şatafatlı günlerini yaşıyor şu anda. Ulan yemeğim nasıl coştu bir anda 36'ya düştü ya. Kış gelince herhalde. Tarlalar deli tarla var ama burada bak. Şuraya hatta savunma kulesi atmak lazım. Yolları taşa dönüştürecektim. Şu an taş. Kemeri bir atayım abi ondan sonra yolları taş yapacağım. Boşta baya bir insan oluşmaya başladı. Bu boştaki insanları da nereye verelim? Küçük pazar var mesela. Şuraya bir küçük pazar atayım mı abi? Şuraya bir küçük pazar at. Orada da insanlar bulunsun hani. Kuyu atmıyorum ben bayağıdır. Şunun arkasına bir de kuyu at. Bak bu tarafların kuyusu yok bunlar. Yanarsa nereden su çekecekler. Getir şuraya bir kuyu at. Şuralara da şöyle ormancı at ya. Oraya bir ormancı at mesela. Şu aralara bir yere de bir tane atarız. Yol çekip de. Kaynak gelsin bolundan ya. Hatta buraya stok alanı da atabiliriz. Ta çünkü buradan çıkarıp şuraya falan doldurmaya gidiyor olabilirler. Bütün üretim burada yapılıyorsa abi stoklar da buraya gelsin. Şu dört kareyi bir kaldır oraya bir stok alanı atalım abi. Şuradaki bak. Tağ lambarına falan buradan kaynak taşımaya çalışıyorlar. Çok zorlanıyorlar. Tavuk lambarını biraz daha yakına. Şuraya da çekmek lazım demek ki. Mutluluk bayağı bir yüksek ama. Kuleler mülleler var. Tertemiz şehir. Ev atsam millet gelecek de. Millete daha iş veremedik abi. Çok fazla insan alıp da bunları işsiz bırakmak istemiyorum yani. Sonra başımıza sıkıntı çıkaracak. Tüccarlarımızdan biri yabancı bir kralla 40 altın değerinde mal sattı diyor. Güzel. Odunları falan satıyor demek ki. Neyse abi o zaman bu bölüm Buraya kadar olsun yabancı bir krallıktan gelen saldırıları savunduk şehrimizin şu kısmına sur atmaya başladık tabi tek katlı sur güzel gözükmüyor çok küçük gözüküyor şöyle en azından bir iki katlı üç katlı falan olması lazım şu tam şu arayı da şöyle bağlarsam daha güzel olacak Bu tarafı çevireceğiz de daha şu tar şu taraflar var yani bir de Diğer bölüm nüfus artık bine çıkarmayı düşünüyorum ama bine çıktığı zaman şu taraflara da açılmamız gerekecek. Yeni artık ormancı sayısını iyice arttıracağım yani artık. Full ormancılık yapacağız, full taşçılık yapacağız. Full tarlaları buraya abanacağım böyle. Şuraya da abanabilirim. Nüfusumuzu bir iyice bir arttıracağız. Daha sonra da diğer krallıklara buraya değil tabii ki. Öncelikle şuraya saldırıya falan gideriz. Onları da yıkarız. Oraları da kendi topraklarımıza katarız. E buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.